adam hayatı boyunca Türk milletine hizmet etti. Nasıl böyle bir şey yapabilirsin? Benim kadar hizmet etse yaşardı. Alper. Nerede Abdüley? Abdüley. Buradan çıkabileceğini mi zannediyorsun? Konuşma lan. Yürü. Yürü. Bu ne arıyor burada? Dur. Abdüley, indir silahını. Bir adım daha atarsan kafasına sıkarım. Abdüley, buradan çıkamazsın. Camı aç. Aç! Alper, sen başkanla ilgilen. Durun! Ne yapıyorsunuz? Abdüley! İncim, hani derler ya kötüler ölmez diye. Ne kötü bir baban varmış. Gene kefeni yırttı. Ama epey bir süre ayağa kalkamayacak. Senin hatırın olmasa onu o hastaneden doğruca mezarlığa yollardım ya. Teşekkür ederim. Sana söz veriyorum. Babam ne kadar iyileşirse iyileşsin, bundan sonra asla işle ilgilenmeyecek. Gitsin torunuyla ilgilensin. Ne işi var işle? Her şeyin başında olacaksın. Benim en büyük destekçim olacaksın. Zevkle. Bugüne kadar nasıl karalandıysam şimdi öyle aklanacağım. Beni içeri sokan herkes ya içeri girecek ya da toprağa. Hepsini rezil edeceksin. Biliyorsun, babamın yabancı ortakları var. Benim bu kadar rahat hareket etmeme izin vermezler. Sen şirketin başına geç. Tek tek sana gelecekler. Önce seninle görüşsünler. Sonra ben onlarla görüşürüm. Abdüley ne yaptığının farkında değil. Abdüley'i kullanan ne yaptığının farkında Polat. İskender Büyük benim silahımla beni vuruyor. O silah artık bir dur demek lazım. Abdüley'i onun elinden alacağım. Polat, duygusal davranıyorsun. Alper de senin gibi duygusal davrandı. Sonuç ortada. Abdüley'i öldürme fırsatın vardı. O kadar kolay mı bu? Kolay ya da zor. Başka bir yolu yok bunun. Kaç günde arkasından koşacaksın? Bugün değil ama yarın biri onu öldürecek. Ölmezse o birilerini öldürecek. Hadi diyelim ki yakaladın. Adam seni tanımıyor. İyileşecek mi belli değil. Biliyorum. Hepsini biliyorum.
Kusura bakma. Ben senin gibi duygusal davranamam. Abdüley artık bizim düşmanımız. Görüldüğü yerde yok edilecek. Abdüley kuduz köpek değil ki peşine itlaf ekibi takıyorsun. Abdüley kurban. Kurbanı da sahibi keser. Gel Zülfüm, gel. Emrettiğiniz görevi tamamladım komutanım. Aslanım benim. Dediğim belgeleri aldın mı? Maalesef alamadım komutanım. Polat Alemdar mekanı bastı. Bir tane de ona sıksaydın ya. Fırsatım olmadı komutanım. Olur olur. Ona da fırsatın olur. Emrettiğiniz hususu sabaha karşı bitirmek için izin istiyorum komutanım. Polat gizli tanığı korumaya çoktan almıştır bile. Önemli değil komutanım. Yine de işi bitiririm. O işi başkasına havale edeceğim Zülfüm. Hadi sen dinle. Emredersiniz komutanım. Ne yaptın usta? Hiçbir şey yapamadım. Abdüley geldi, adamı vurdu ve kaçtım. Ne yapacağız bu Abdüley usta? Yakalayacağız Memati, yakalayacağız. Siz konuştunuz mu itirafçıyla? Konuştuk usta. Önce ıkmık dedi ama Abdüley'in adını duyunca öleceğine ikna oldu. Biz ne dersek onu yapacak. Selamünaleyküm. Gel Zazam, gel. Ya Allah'tan kork. Hiç değilse şu sakalının hatırı için Allah'ın selamını al da. Bırak şimdi selamı sabah. Senin ne işin var? Sanki ben de diyeyim ki İskender Bek beni öskenmiş. O yüzden çağırayım. Heh. Hayır mı? Polat. Abdüley'in peşinde. Ona bir iş vermiştim. O yapamaz. Sen yapacaksın. İskender Bey bak, kimi istesen vuram. Ama ben peşime takma bu adamı. E senin inadının üstüne bir inat da tanıdım ya Zaza. Yok yok. Benim inadımı geçemez. Ya bu porukluyla daha ne kadar götüreceksin? Hayır bu oğlan sörelimizde patlar mı ya? Patlamaz. Numara mumara yapmıyor bu porikli. Her adamın bu kadar numara yapsa ben çoktan başka yerde olurdum. Sen bilirsin. Kimi sevecek? Eğer dediklerimi yaparsan ölmezsin. Devlet de senin gibi diyordu. Ama öyle olmuyor bu işler. Ben İskender'i de Abdülay'ı da çok iyi tanırım. Beni tanıyor musun? Seni tanıyorum ama sen dağ adamı değilsin. Bak Memati ne diyor? Biz dağ adamı değilmişiz. Değiliz usta. Dağda değiliz. Şehrin göbeğindeyiz. Burada da her an her şey olabilir. Ömrümü senin ömrünü uzatmaya adayacak değilim. Benim derdim belli. Kafanı kapı dışarı çıkarma, yaşa. Beni yurt dışına yollayın. Seni orada bir dakikada öldürürler.
usta, İskender Abdüley'i buraya yollar mı ki? Burada olduğumuzu öğrenmişlerdir. Bu işi bitiremezse mecbur Abdüley'i yollayacak ki dikkatimiz dağılsın Memati. Usta hakikaten dikkat mikat kalmadı. Toparla kendini Memati, işimiz var. Usta, ola ki Abdüley karşımıza çıktı. Vuracak mıyız, vurmayacak mıyız? Bana net bir şey söyle. Memati, milyonda bir ihtimal varsa onu kurtarmaya dair sıkmayacağız. Usta, tereddüt ediyoruz ama Abdüley bizi tanımıyor. Bize tereddüt etmeden düşman gibi sıkıyor. Memati, ne yapayım? Ne diyeyim? Usta, ben ne diyeyim? Bir şeye karar verelim. Bu çocuğa ya biz sıkacağız, ya bizden biri sıkacak, ya da en son Elinoğlu tanımayacak, sıkacak, bir ömür boyu düşman olacağız. Abdüley'i biri vuracaksa o da benim. Onun dışında kim vurursa affetmeyeceğim. Dayı, adam kapının önüne bile çıkmaymış diyorlar. Çıkmasın oğlum. Bu ne zıkım iyi? İlla ki bir şey iyidir. Ben ne bileyim ne iyi? Cevherim, sen bu yegenimi al. O mahallenin bakkalının, çakalının yanına çırak olarak ver. İlla ki çırağı vardır dayı. Bu yegenim gibisi yoktur. Değil mi yegenim? Sayende dayı. Ya almazsa ne yapacağız dayı? Bakkalı satın al Cevher. Satmazsa dayı? Satmazsa git karısını öldür. Herif cenazeye geçsin. Bakkalın telefonuna da biri baksın. Ya karısı yoksa dayı? Hay o bakkalın yedi sülalesini. Getir ellerimle kesem. Sen de kurtul, ben de kurtulam. Neyse, ben bildiğim usulü yapam. Allah Allah. Neymiş senin bu usulün Cevher Bey? Gidem diyem ki, kardeş nerelisin? Nereliyim derse ben de oralıyım. Ya herif seni sevmediğin bir memlekettense? Zaten bu bakkalı öldürmeye bakmayık mı? Sıkarım gider. Bana niye uzattırıyorsun anlamayayım ki dayı. Benim yüzümden çocuğu harcadılar. Evladım, sen çocuğa sahip çıkmasan o zaman harcayacaklardı. En azından tanımıyordum o zaman. Üzülmezdim. Şimdi üzüleceğim. Ben gidip bu işi yapanların bir karşısına geçeyim bakayım. Çocuğa yaptıklarını bana da yapabiliyorlar mı? Hikmet, bulaşma. Sen elindeki çocuğu koru yeter. Onların seninle, çocukla derdi yok. Dertleri benimle. Birader, gidip kahvede konuşma yapmak istiyorsan bence bir sakıncası yok. Ben senin işlerin çok diye durumdan vazife çıkardım. Şu Abdüley işini bir halledeyim, onu da çözeriz. Hayat sana sudoku. Çöz çözebildiğin kadar. Abdüley'in durumu nasıl evladım? Kötü baba. Kötü. Allah aşkına kızım, asma suratını. Boynuna mı sarılayım anne? Sarıl. Ne yapacak? İtecek mi seni? Belli olmaz. İter mi iter? Aa, o kadar da değil Ebru. Sadece kızgın. Sana sevgisiyle ilgili bir şey yok ki. Doğru söylüyorsun Nazife anne. Bana bir sevgisi yok ki. Sadece kızgın. Ebru'cum, gidip çay içerler mi diye sorar mısın? İskender Abdüley'i tetikçisi yaptı. Benim yaşamasını istediğim, İskender'in yaşamasını istemediği ne kadar adam varsa vurduruyor. Yarın öbür gün bu Abdüley size de sıkar. Sıkar tabii. Adam kimseyi tanımıyor. Sadece İskender'i hatırlıyor. Evladım, bu çocuğun hafızası gittiyse elbet bir gün geri gelecek. Baba, ben de o umutla Abdüley'e daha fazla zarar vermeden onu ele geçirmek istiyorum.
Davut Tataroğlu'nu vurdu. Hadi diyelim ki örtbas ettik. Gitti bizim için çalışan adamı vurdu. Hem de istihbaratı basıp. Hatırımıza seslerini çıkarmadılar ama bundan sonra hatır matır kalmadı. Ne oldu kızım? Çay içmek istemiyorlarmış. E sen de sorma, götür kızım. Anne ben çıkıyorum. Daha yeni geldin evladım. İşlerim var anne. Geçireyim seni. Babamla ilgili bir şey demiştin. Hatırlıyor musun? Ne demiştim? Babam ihanet ettiği için cezasını çekmişti ya. Hadi adil bir adamsan göreyim seni. Aynı adaleti Abdüley'e de uygula. Ben cezasını sen ver demiyorum. Babam da yapamadığını başar. Götür, hapiste çeksin cezasını. Buralara niye geldik farkında değil misin? Adama kurşun sıktın, bitmedi mi öfken? Adamın aklı başından gitti, geçmedi mi öfken? Beni kaybettin, dinmedi mi? Baktın geçmiyor, bitmiyor, dinmiyor. Bir kurşun da bana sık. Sıktığın laflardan hafif gelir. Hani diyorsun ya, karnındaki olmasa neler yapardım? Ben de Polat. Ben de. Olmasa yapardım. Memati, bir çocuk elinde poşetlerle bahçede. Usta, evde yiyecek bir şey yokmuş. Adam sipariş verdi. Kardeşim bir şey lazımsa size söylesin. Ne diye sipariş veriyor? Usta her zaman yaptığı işmiş. Dikkat çeker diye dedi. Kapıya Kazım baksın Memati. Geldim. Vehbi nerede koçum? Beni yolladı. Gel. Hoş geldin. Beni niye buraya çağırdınız? Buraya gelmem çok sakıncalı. Merak etme sen. Adamlarıma güveniyorum ben. Her tarafta kameralar var. Kaydetmekte, silmekte benim elimde. Ne öğrendin? İskender Büyük örgüt içinde bir ekiple temas halinde. Onlara birilerini infaz emri verdi. Kimleri infaz ettirecekmiş İskender?
Dava sürecinde kendi aleyhinde bilgi veren, tanıklık yapan ajanları. Ne yapalım? Benden haber bekleyin. Niye yaptın? Kardeşimi eve almaya çalışmış. Bana söyledi, ben de vurdum. Kim gönderdi lan seni buraya? Sana ne kim gönderdi? Polisten tutukla. Adam gibi konuş. Yaptı. Yeğenin işi yaptı. Şimdi görün bakalım ben ne yapıyorum size. Dayı. Hı? Sana bir hoş, bir nahoş haberim var. Hoş haberden başla o zaman Cevherim. Yegenin işi bitirmiş. İtirafçıyı vurmuş. Nahoş, nahoş. Nahoş ne o vakit? Polat Alemdar yegeninin yegenin olduğunu öğrenmiş. Bakkal mı etmiş? Yok dayı, ben ona sıktım. Yegenini yakalamış. Alsın duruşsunu kursun. Hazırlık yapınca veririm. Polat Alemdar kütüğü tutmuş, nahna toplamaya buraya gelidir. Yani sıkacak mıyız dayı? E bakala sıkıysın. Hadi seni göre. İskender Büyük sahalara döndü. Haberim var. Bütün gizli tanıkları öldürmek için harekete geçmiş. Öldürsün. Artık nasılsa kimsenin işine yaramazlar. Örgüt içindeki adamımız onlara dair de tasfiye içinde olduğunu söyledi. Ne yapalım? Engellesinler mi? Sana onu söyleyen adamı öldür. Neden? Bırak İskender kendisini eski günlerindeki gibi güçlü hissedecek kadar rahat hareket etsin. İskender güvenilmez bir adam. İskender'in ipi elimde. Ben sizinle aynı görüşte değilim Sayın Feller. İskender'e biraz müsamaha gösterirsek ilk yapacağı iş size saldırmak olacaktır. İskender mafya değil ki yer altında firarı yaşayabilsin. Devlet karşısında er ya da geç kendini aklamak isteyecek. Aklayacak mısınız? Sen dediğimi yap. Örgütçü adamını öldür. Gir.
yaptınız? İsimlerini verdiğim kişilerle ilgili haberleri hazırladınız mı? Dosyayı verdim genel yayın yönetmenine. İnce Hanım merak etmesin. Bizim için kendisi Davut Bey kadar değerlidir. Sözleri bizim için emirdir dedi. Ne zaman bırakacakmışsın şu bastonu? En yakın zamanda. Başka bir şey var mı? Var. Sayın Feller sizinle görüşmek istiyor. Neden? Sizi yakından tanımak istiyor. Usta, Zaza'yla niye uğraşıyoruz? Gidip İskender'i bulalım. İskender'in yerini biliyor musun Memati? Yo. İşte Zaza biliyor. Zaza İskender'i satmaz usta. İskender de Zaza'yı satmaz Memati. Geldiler. Turşu dedik de cevherim. Biz turşu olduk ha. Helal bir sıkak da pasımız geçsin. Dayı işte ben senin bu huyunu seviyorum. Allah Allah. Diğer başka huylar mı sevmişsin he? Ya dayı niye kurşunu bana sıkışsın? Sen niye kurşunun önünde durursun? Ya dayı herkes ya keleş tutuyor ama sen bir başka tutsun ha. Lacar herkes klava getiriyor ama sen bir başka getir. Ha dayı! 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 Çalsaydın. Hayri!
Dayı niye içeri girdi? Şenlik daha yeni başladı ha. Ne şenliği? Polat hiç çocuğa kurşun atar mı? Tamam, sıktık biz, hevesimizi aldık. Onlar da dersini aldı. Usta, ne yapacağız? Dönün, gidiyoruz. Gel. Bu ne? Binaya giriş çıkış kayıtlarını sistemden silin. Emredersiniz efendim. Buyurun. Hoş geldiniz. İskender'e hak veriyorum. Sen gerçekten unutulacak bir kadın değilsin. Çok güzelsin. Teşekkür ederim. Davut'u da ziyaret etmek isterdim ama Polat'ın hastanesindeymiş. Herhalde oraya gitmem uygun olmaz. Babam yoğun bakımdan çıkar çıkmaz hastanesi de değişecek. Benim için hangi hastanede yattığının önemi yok. Önemli olan ayağa kalkması. Baban Polat'ı görmeye neden gitti? Babam sizin onu gözden çıkardığınızı, İsraillilere feda edeceğinizi düşündü. Onu Polat'ın koruyamayacağını anlamıştır herhalde. Babam sizin sadık bir dostunuz. Neden onu zaman zaman yalnız bırakıyorsunuz? Biz Türkiye'de her zaman Davut'a rahat hareket etme fırsatı verdik. Yalnız bıraktığımızı düşündüğü zamanlar aslında geri çekilmesini istediğimiz zamanlardır. Ama baban yaşlandı. Yaşlılık bazen insanı duygusal davranmaya sürükler. Bu duygusallık da hata yaptırır. İskender'in sana olan duygusal zaafını düşün. Sizin duygusal zaafınız ne? Sanat. Sadece sanat için çıkarlarımı yok sayabilirim. Bu büyük bir yalan. Bu da bir sanat. İskender çekici bir erkek. Ama neticede hırslarına yenik düşen bir erkek. Bu da onu güçsüz yapıyor. Sen onun güçlü görünmeye çalışmasına aldanmıyorsun değil mi? Çocukluğumdan beri güçle büyüdüm. Kimin güçlü, kimin güçsüz olduğunu benden iyi kimse bilemez. Kaygınızı anlıyorum ama boş buluyorum. İskender çekici, hırsları olan, duygusal bir adamdır. Ve ben bunların hepsini iyi yönetirim. Buraya gelirken Davut'un bir an önce iyileşmesini istiyordum. Ama şimdi fikrim değişti. İstediği kadar dinlense de olur.
Gel. Tuncay'a bir gelişme var mı? Var. Biraz stresimi aldı bu taşlar. Sana da tavsiye ederim Erhan'cığım. Abi benim tek elim var. Ah, çok özür dilerim Erhan'cığım. Büyük patavatsızlık yaptım. Önemli değil abi. Davut Bey'in durumu nasıl oldu? Hala gebermedi. Hiç değişen bir şey yok Erhan. Abi bir hasta hakkında ne biçim konuşuyorsun? Ah, arada Polat Bey olmasa daya zehiri damardan çat gitsin. Öyle hastayı mı tanırım ben? Kardeşim tek elle ne alakası var? Top iki tane. İki el lazım değil ki. Şaka yaptım abi. Yapma kardeşim. Zaten stresliyim. Hüsnü Bey, ne işimiz var bizim burada? Memati Bey eve girmemi yasaklamadı Mendem Hanım. Yasakladı. Sizinle dışarıda görüşmem yakışık almaz. Geriye tek çare kalıyor, burası. Abiler gelirse ne deriz Hüsnü Bey? Gelemezler. Çok önemli bir çatışmanın içindeler. Buyurun. Oy. Hüsnü Bey, gelin bu sevdadan vazgeçin. Yani bu işin bir olur yok. Ne münasebet olur yokmuş efendim? Kaç yaşına geldik? Ne yapacağız bu saatten sonra evlenip? İlkbaharı kaçırdık. Sonbaharı kaçırmayalım Endem Hanım. Senden de bu laflar hiç beklenmez ya. Tuncay Bey mi veriyor bu akılları sana? Tuncay Bey de akıl ne arar? Bir gün size şiir kitabımı hediye edeyim. İsmi Hüsnü Gül. Kime yazdın o şiirleri? Henüz daha yazmadım. Yazacağım. Sizinle açıldı şiir defterim. Ay vallahi biri gelecek rezil olacağız burada. Bırakın gelsin efendim. Gelenler kimse aşık görsün. Hüsnü abi, abiler geldi. Eyvah. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Şşş. Eyvah eyvah. Eyvah. Gel Zülfüm. Gel. Söyle. Komutanım benim biraz kafam karıştı. Ne? Konuda aslanım? Polat Alemdar da adamları da bana niye ateş etmediler? Niye etsinler? Madem beni düşmanları olarak görüyorlar, niye etmesinler? Sana dair umutları var da ondan. Ne umudu? Sen onlara yıllarca hizmet ettin. Eğer seni bir kere daha ikna etmeyi becerirlerse yine hizmet edebileceğini umut ediyorlar. Beni onların yanına siz yerleştirmediniz mi komutanım? Ben yerleştirdim. O zaman nasıl ikna edecekler? Daha önce ikna mı ettiler ki? Senin
Hakikaten kafan karışmış Zülfüm. Ama geçecek. Nasıl geçecek? Polat'ı da adamlarını da öldürünce geçecek. Ben Sazan'ın mekanına gireceğim. Nasıl gireceksin usta? Görmedin mi? Ev değil kale. Girip kalesini başına yıkacağım. Usta, bu Abdüley mevzusu beni biraz sarstı herhalde. Ali Memati'nin sesi kulağımda çınlıyor. Sen bir şey duymuyorsun değil mi usta? Duyuyorum Memati. Nereden geliyor bu ses? Silah odasından abi. Silahlar mı alıyor Kazım? Şş, sus gözünü seveyim sus. Hüsnü Bey abi kurban olsun sana. Ne olursun sus. Şimdi baban gelecek. Tamam Muş'um. Ne yapıyorsunuz lan siz burada? Abi. Efendim. Ne olsa armut dibine düşüyor işte. Çok ısrar edince Ali Memati Bey. Silahları bir yakından gösterelim dedik. Bacı al çocuğu çık. Hüsnü Bey çıkmadan çıkmam. Çık dedim bacı. Siz çıkın Endam Hanım. Biz baba oğul baş başa konuşalım. Şşş, tamam tamam Mamuş'um gel gel. Biz burada canımızla uğraşıyoruz. Sen ne yaptığını zannediyorsun? Ben de kendi çapımda canımla uğraşıyorum. Senin canını alırım Hüsnü. Bana canımı verin Memati Bey. Dur vereyim. Eşhedü. Ne yapıyorsun Memati? Usta, bırak vurayım şu deliği. Saçmalama Memati. Yürüyorsun sen de. Usta, bu deli zıvanadan çıktı. Gülendam'ı mı istiyor? Ver gitsin Memati. Vermem usta. Ölürüm yine de vermem. Oh. Ne? Hadi gözümüz aydın. Ne oldu? Bu iş tamam. Koptu kopacak. Ne? Polat Alemdar beyefendi arkamızda. Sen beni sever misin? Seviyorum dayı. Aferin yeğenim. Ah, dah. Sen beni sever misin? Seviyorum dayı. Aferin. Ah, dah. Sen beni sever misin? Seviyorum dayı. Aferin. Ah, dah. Sen beni sever misin? Seviyorum dayı. Ah, dah. He. Ben de hepinizi gözlerinizden öperim. Sağ ol dayı. Oğlum kaybedersiniz siz saatlerinizi. Çıkarın bakalım. Bak ortalık it kopu hırsız da oğlum. Hadi. Hadi 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 çıkar çıkar çıkar. Hadi. Ha? Ha? Hadi. Hadi çıkar. Ne yaptınız? Konuşabildiniz mi Polat'la? Aramıza yine Abdüley girdi. Nasıl yani? Boş ver Sedef. Uzun hikaye.
Bence sen fazla uzatıyorsun. Neyi uzatıyorum Sedef? Adam tercihini yaptı. Hem de bir kere değil, bin kere. Seni seçmesi için ne yapıyorsun? Çocuğunu taşıyorum. Daha ne yapayım? Elbet çocuk bir gün doğacak. Ondan sonra ne yapacaksın? Doğduktan sonra benim çocuğum. Kimseye ihtiyacım yok. İçeri önden girsek bile Zaza arkadan kaçar. Arkadan yol mu var usta? Abdüle İnci ile önden girip evde olmadığına göre bir yerden çıktılar Memati. Evin içini de bilmiyoruz ki usta. Cahit! Şu Sasa'nın evinin içini bana anlat. Abi ana binada 8 oda var. Biri silah deposu. Binanın içinde kamera güvenlik sistemi yok. Yan binada çocuklar için yatakhane bulunuyor. Yatakhanede silah yok. Bir durum olduğunda silah odasından silahlanıyorlar. Zaza'nın yatak odası üst katta. Arka tarafa baktınız mı? Detaylı bakmadık abi. Yüksek duvarlar var. Duvarlardan atlaması mümkün olan yerlerde nöbetçileri var. Ama bina civarında koruma nöbetçi yok. Gündüzleri çocuk nöbetçiler kalıyor ama geceleri nöbetçiler değişiyor. Onu nereden anladın? Daha önce gidip baktım. Ne diye kafana göre iş yapıyorsun birader? Baktım. Bir şey yapmadım. Arkadan girmek istesek? 5 kilometre uzakta, ormanlık alanda arabadan inip yürümek lazım abi. Açık alan mayınlı mı? Baktığımda yoktu ama bu husumet de yoktu. Usta Zaza mayınla falan uğraşmaz. Zaten bir sürü silahlı adamı var. Daha önce bizim gibi düşmanı var mıydı? Şimdi var. Her şeyi düşünür. Oğlum işler neyi kapattın? Dayı, şimdi bu mayınları nereye koyduğumuzu nereden bileceğiz? Bilme oğlum. Girme sen de buralara. Dayı bilirsin, ben geceleri temiz hava almayı seveyim. Camı aç Cevher. Ya kaçakçılık yaptığımız zaman da nefret edildim bu mayın işinden. Sen getirirsin yatağımızın dibine düşsün. Cevher, yatağının dibine düşman girmesin diye yapayım. Ha? Gece kaçta gireceğiz usta? Tek gireceğim Memati. Usta içeride 1000 tane adam var. Tek olur mu? Memati, Zaza'nın odasına kadar ben giremezsem, istersen 1000 kişi içeri girelim, hiçbir şey yapamadan döneriz. Ben girdikten sonra sizi içeri çağıracağım. Onlar ne Üstü Bey kardeşim? Efendim, akşam gidiyoruz ya. Ya Üstü Bey deli deli olma. Sen Memati'yi tanımıyorsun. Adamın şakası yok. Efendim, siz de beni tanımıyorsunuz. Benim şakam hiç yok.
Ben gelmiyorum kardeşim. Karakter sonuna kadar gider kardeşim. Ya gelirsin ya da karaktersizsin. Bak gelmeden Asu nereye gitti? Açma şu mevzuyu Hüsnü. Efendim, Memati Bey bizim ne kadar sevgimizin arkasında durup durmadığımızı ölçüyor. Peki biz seviyor muyuz? Delicesine. Zır delicesine. Peki sevgimizin arkasında duruyor muyuz? Allah için duruyorsun kardeşim. Allah için durmak yok. Allah duranları hiç sevmez. Kalkın gidiyoruz. Dur, toplarımı alayım. Cevader şu bizim çağır yok mu? Oraya hepsine Bobby tuzağı döşenmiş. Bobby tuzağı ne dayı? Ya yok mudur Ceyer zamanında hani uzun yola giden adamlar karıları aldatmasın diye evin önüne döşediler ya. Onlar da oradan mı geliyor dayı? Bilmişsin. Yok. Tabii bekar adamsın, nereden bileceksin? Dayıcım siz de bekarsınız. Merak ettim, siz niye hiç evlenmediniz? Oğlum senin gibi ceyarların olduğu bir dünyada kimin günahına girem de su elini edem? Vallahi şimdikiler ceyara rahmet okutuyorlar dayı. Ceyar hiç değilse Madam Ali'den korkuyordu. Şimdikiler hiçbir şeyden korkmuyor. Ya hele bırakın ceyarı Madam Ali. Siz niye geldiniz? Evet. Hala bir dayımızı görek dedik. Gel. Görürsün bak beni sevilir. Dayı. Seni sevenlerin bazısı da ölsün istim ha. Dayıcım bu Şemon'un örgütü bir toz kaybetmiş. Ortalıkta onu sorup duruyorlar. Bu bize verdiklerin örgütün değil değil mi? Dayı. Aha da bunlar muhbir olmuş ağzımızı arıyorlar. Müsaade et bunları vuram. Ya ne yapıyorsun Cevher abi? Ya ayıp vallahi, yakışıyor mu sana? Hah. Aha bunlarla bizi dinletirler. Ya örgüt olsa hadi satak. Dayımızı nasıl satak ha? Ya bize yakıştırdığın şeye bak ha. Ulan yine attın ortaya bir laf. Ulan konuşsana. Dayıcım ben kendimden eminim. Ama Şemo için söz veremem. Bir kere muhbirlik yapmış adam bir kere daha yapar. İsterseniz verin bana konuşturayım. Vallahi böyle bir yeğenim var ya dayı. Sen hiç yorma kendini, gelsin kafama. Ben ölmeye hak edeyim ha. Cevher. Bunlara bu çayırdan yola geçsinler. Ya dayı bu Bobby tuzağı var. Vallahi ölürüm bir yere gitmem ben ha. İyi işte ölesin. Bir yere gitmesin. Bastığın yerde parça pırçık olesin. Kurda kuşa yem olesin. Daha ne istesin? Dayı. Örgüt gelsin malı benden sursun. Eğer hepsinin kafasına sıkmazsam adam değilim ha. Duyuyor musun Cevher? Dayı yalan söylemilerse çayırdan geçerler. Ben geçerim. Dayım emretsin ben iğnenin delinden bile geçerim. Ulan sen civasın oğlum, her yerden akar gidersin sen. Yolla yolla bunları geçsinler Cevher. Dayı. Çayırdan değil mi? Karışma sen yeğenlerime. Büyük iş yapıyorlar. Koskoca örgüte meydan okuyorlar.
Yemek hazır. Yemeyeceğim. Küseceksen bana küs. Yemeğe niye küsüyorsun? Sana ne küseceğim? Haber bekliyorum. Hüsnü Bey'den mi? Başlarım üstüne. Ne üstüsü? Sen ne diyorsun bu işe? Ne diyeyim? Bu adamla evlenmek istiyor musun? Sen istemedikten sonra ben nasıl isteyeyim? İstiyor musun, istemiyor musun? İstiyorum. Harbiden mi istiyorsun? İstiyorum. O deliği. Aklı bana ne lazım? Bana onun gönlü lazım. Vermiyorum. Ne demek vermiyorum? Vermiyorum, ne yapacaksınız? Ben ömrümün sonuna kadar bekar mı kalacağım? Evlenmek mi istiyorsun? Kazım var. Vereyim Kazım'a seni. Ay, istemem ben o keli. Erhan var. Erhan ancak benim yeğenim olur. Ya adam mı yok? Tamam, gel yarın şirkete. Kimi beğenirsen seni ona vereyim. İstemem. Vereceksen Hüsnü'ye ver. Vermiyorum. Ne yapacaksınız? Yemeğine müsil katarım. Kat ulan, zehir kat. Senin yemeğini de yemiyorum, o deliğe de vermiyorum. Bizim uğraştığımız konuya bak, bunların bizi uğraştırdığı konuya bak. Kazım'dır. Bak şu kapıya. Bakmıyorum. Bacı! Cahit var mı bir haber? Tamam. Usta ararsa haber ver. Gene mi siz? Memati'cim, isteyenin bir yüzü kara, vermeyenin iki yüzü. Vermiyorum kardeşim. Vermiyorum. Efendim, Allah'ın emriyle istiyoruz. Allah'ın emrini mi çiğniyorsunuz? Sizi sakız niyetine çiğnerim. Defolun gidin evimden. Kahvemizi içelim, nereye gideceksek öyle gidelim. Ayıptır. Biz kardeşiz. İkinizi de geberteceğim. Önce beni vur abi. Beni vur. Sıkın efendim, sıkın. Burada aşık olmayan kimse yok. Aşıklar ölmez. Sabaha kadar sıkın. Ağzınıza sağlık Tuncay Bey. Yürü. Abi. Abi, ne yapıyorsunuz kardeşim? Yapma. Vermiyorum, anlamıyor musunuz kardeşim? Vermiyorum. Vereceksiniz. Kazım, kırıyor musun bunların bacaklarını? Yoksa ben mi senin bacaklarını kırayım?
Gir içeri. Ay. Tuncay Bey, beni zor durumda bırakıyorsunuz. Şimdi bacaklarınızı nasıl kırayım? Kır kardeşim, kır. Benim kalbim kırılmış. Bir bacağın ne önemi var? Benim iki bacağım birden kırabilirsiniz Kazım Bey. Alın. Oh. Thank you.
Nereden döşesin bu mayını? Nereden aklına geli bu film fırıldak? Bütün garezi bana. İsteyi ki odamdan dışarı çıkmıyor. Thank you.
Dayı! Dayı sen misin? Benim. Kim olacak? Ya ne bileyim, bir tıkırtı duydum da. Pisiktir. Kedidir kedi, cevherim. Dayı ben şu mayınlara bir bakayım, gel. Uzaktan bak cevherim, uyanırlar mı uyanırlar? Kim uyanır dayı? Bobby, Bobby. Bobby gel, Bobby gel. Silahını bırak. Git kapıya haber ver, mematileri içeri alsınlar. Dayı? Ne değilse yap işte. Dayının sanki konuşacak halim kalmış. Cevher! Sakın adamları uyandırayım, kapısını açayım deme. Her yere bomba döşedim. Kimse uyanmadan işimi bitirip gideceğim. Ben sana ne dedim Zaza? Benimle hasım olma demedin mi? Ben sana ne dedim? Hasım olacaksam senin gibi bir yiğitle olurum demedim. Evime gir diyen göre sen iyi bir hasımsın.
Senin ne işin var İskender'le? Sokaklar kime lazımsa ben de ona lazımım. Sokaklar bana da lazım. Senle sokağa çıksak mendil bile satamazdık. Niyeymiş o? Kimse ağlamasın. Mendile lüzum kalmasın istisin. İndirin silahlarınızı. Ver silahını. Ver. Geç öyle. Dönün arkanızı. Yürü. Daha ne istisin? Şimdi Cevher arabasına binecek, İskender'in yanına gidecek. Abdüle'yi arabaya koyup buraya getirecek. Cevher gelmezse ya da Abdüle'siz gelirse sen de bütün yeğenlerin de ölecek. İskender beni bu kadar sevmiyor değilsin. Göreceğiz. Efendim? Gördüm, gelsin. Ne oldu bu saatte Cevher? Polat Alemdar dayımı rehin aldı. Sen daha niye yaşıyorsun o zaman? Sıksana kafana! Dayım kurtulsun, ilk yapacağım iş. Nerede tutuyoruz Zaza'yı? Bizim mekanımızda. Geri zekalılar, kendi mekanınızda mı basıldınız? Abdüle'yi vermezsen dayım öldürecek. Benim. Otur. Nasılsın Zülfüm? Daha iyiyim efendim. Polat, Zaza'yı rehin almış. Karşılığında seni istemiş. Ne cevap verdiniz efendim? Sana sormaya geldim. Bana sormanıza gerek yok. Ne emredersiniz ben onu yaparım komutanım.
Seni vereceğime Zaza ölsün daha iyi. Ben ne işlerine yarayacağım ki beni istiyorlar? Beni istiyorlar, seni değil. Seni benden almak, kolumu kanadımı kırmak demek. Ellerine geçersem bana ne yaparlar? Öldürebilirler. İşkence edebilirler. Deli diye hastaneye kapatabilirler. Ya da cezaevine. Öldürmezlerse diğerlerinden kurtulup geri gelebilirim. Ama Zaza geri gelemez. Bir yol var aslında. Cevher. Alo. Tamam, bekliyoruz. Geliyorlarmış usta. Ya bir adam için bu kadar şeye değer mi? Değer Zaza, değer. Polat Alemdar. Aslan gündüz inlemez. Yarasını göstermez. Sen yaranı açmış herkese gösterirsin. Benim zaafım var yani değilsin. Tam olarak öyle söylüyorum. Benim adamlarım benim zaafımdır. Kim benim zaafıma dokunursa onu parçalarım. Aslanlığımdan da hiçbir şey kaybetmem. Önce konuşmam lazım. Gittiğin yerde konuşursun. Abi sen bana bunu nasıl yapıyorsun? Abdüley, arabaya bin. Sok arabaya şunu. Sok şunu arabaya. İskender'in kucağına nasıl atarsın? Öldüreceksen sen öldür. Ama bana cevap ver. Abdüley, beni tanımıyorsun bile. Ben senin için kaç kere öldüm. Seni ne tanımayacağım? Usta. Hadi Abdüley. Gidiyoruz.